أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم عزيز ومحترم المسلمين bir Müslümanın hayatında olmazsa olmaz diyebileceğimiz iki düstur vardır. Bunlar hepinizin malum üzere Kur'an, Allah'ın kelamı, son vahiy, Kur'an ve Kur'an'ın mübelliği olan sünnet. Efendimiz'i aleyhissalatü vesselamın tatbikatı, uygulamaları. Dolayısıyla Müslümanca bir hayat yaşayabilmek için bu iki düsturu hayatımıza düstur edinmeliyiz. Hayatımıza kılavuz edinmek durumundayız. Yani Kur'an'dan ve sünnetten bağımsız bir hayat tarzı düşünülemez Müslüman için. Sünnet yokmuş gibi, Kur'an yokmuş gibi bir hayat tarzı düşünemez Müslüman. Tasavvurunu bile etmemelidir. Nedir sünnet? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzıdır. O halde Müslüman madem peygamberine iman ediyor, madem peygamberini seviyor, madem ondan şefaat umuyor. O halde aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından haberi olması lazım. Efendimiz nasıl yaşardı? Nasıl ibadet ederdi? Nasıl bir babaydı? Nasıl bir eş idi? Nasıl bir komşu idi? Nasıl bir arkadaş idi? Nasıl bir devlet adamıydı? Gibi çoğaltabilirsiniz. Efendimizin hayatından bunları bilip ona göre davranmak durumundayız ki biz de babayız. Efendimiz nasıl bir babalık yapmıştır? Biz de onu model almak durumundayız. Yoksa peygamberi seviyorum deyip de kuru kuruya Allahümme salli ala Muhammed demeyle peygamberin izinden, yolundan gitmiş olunmaz. 4000 bilmem kaç defa salavat okumayla peygamber sevilmiş olmaz. Ben ona bakmam. Bana göre 4 milyon defa salavat oku. Hiç önemi yok bana göre. Neden? Ben neye bakarım? Senin hayatına bak. Efendimizin hayatı var mı? Ahlakı var mı sende? Evinde Allah Resulü'nün evi gibi bir ev var mı? Allah Resulü'nün havası, kokusu var mı? Evinde İslami bir hayat var mı? Evinde çocukların namaz kılıyor mu? Kızların tesettürlü mü değil mi? Çıplak mı geziyor? Düğünlerine bakarım mesela ben. Nasıl bir düğün yapıyorsun? Yoksa 5000 defa salavat getir. Hiçbir ehemmiyeti yok o manada. Çünkü şuursuzca yapılan bir davranış olmuş oluyor. Aziz müminler, sünnet olmadan İslam tam manasıyla yaşanmaz, anlaşılmaz. Hocam Kur'an bize yetmez mi? Kur'an elbette Allah'ın kelamıdır. Son vahiydir ama Kur'an sünnetten de bağımsız düşünülemez. Yani birbirinin neyidir? Adeta açıklayıcısı, tamamlayıcısı gibidir. Kur'an birçok hususta detay vermiyor. Misal, yani namazı nasıl anlayacaksın sünnet olmadan? Değil mi? Sünnet, Efendimizin uygulaması sünnet olmadan namazı nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağım? Öyle cahiller var ki, hocam Kur'an'da var diyor. Nerede göster diyor. Yok, namazın tarifi yok Kur'an'da. Namazın detayını bulamazsınız Kur'an'da. Kaç rekat kılınacak, nasıl kılınacak, hangi sure okunacak, hangi dua okunacak, hangi tesbihatta bulunulacak? Yok, detayını bulamazsınız. Peki, Kur'an'da yoksa nerede var?
Nerede var? Sünnette var. Yani Efendimiz'de var. Kur'an'da bulamazsanız, hani Muaz bin Cebel'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yemen'e vali olarak gönderirken öyle diyordu. Onlara neyle muamele edeceksin, neyle amel edeceksin, onlara neyi anlatacaksın deyince nasıl hüküm vereceksin? Kur'an'la diyor. Ya onda bulamazsan sünnet ile diyor. Bak ikinci kaynak sünnet. Kur'an'da onlarca ayet vardır namazı kılınız emri. Onlarca akimus salah türünden namazı kılın, dosdoğru kılın şeklinde. Ama nasıl kılacak ya Rabbi bu Müslümanlar? Biz nasıl namaz kılacağız? Detay yok. Peki nasıl kılacağımızı aslında bize ne veriyor? Bir yol gösteriyor. Diyor ki sohbetin başında okuduğumuz ayet ve ona benzer ayetlerde mesela diyor ki Atiullahu ve atiur rasul. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Efendim başka ayetlerde ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahaakum anhu fentehu. Resulü size neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan uzak durun. Uzak durun. Yine Efendimiz namaz hususundaki sallu kema raaytumuni usalli buyurdu. Beni namaz kılıyorken nasıl görüyorsanız öyle namaz kılınız. Allah-u Teala Kur'an'da onlarca ayette Resul'e referans veriyor. Peygamberine gidin diyor. Peygamberime uyun. Bu benim kitabımda bulamadığınız yerlerde Resul'e gidin. Müracaatınız, adresiniz Resul olsun, peygamber olsun. Ona uyunuz. O ne dediyse ona uyunuz. Dolayısıyla namaz hususunda namazın detaylarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size iki şey bırakıyorum, bunlara uyduğunuz takdirde asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. İmam Malik'in Muvatta'ında geçiyor bu hadis. Şimdi demek ki Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetine sarıldığımız müddetçe sapıtmayız. Allah'ın yolundan ayrılmayız. Allah'ın yolu üzere devam eder gideriz. Kıymetli müminler, Kur'an bizim için hayat kitabıdır. Yani hayatımızın her alanına, her yerine müdahale eden, her yerinde söz sahibi olan bir kitaptır. Ama biz hayatımızdan kovduk Kur'an'ı, çıkardık. Sadece ölünün başında, mezarlıkta okunan, hocalara sipariş verilen, ya hocam diyor gel şu kadar Yasin oku, şu kadar Tebareke oku, şu kadar efendim hatim oku. Senin ağzın ne oluyor? Sen niye okumuyorsun? Bilmiyor ki. Para da var. Tamam parayla geçmişlerine gönderiyor. Hop cennete. Çok beklersin. Kur'an'ı öyle kitabı haline getirirse Kur'an hiçbir fayda sağlamaz sana. Kur'an hayat kitabı. Kur'an'ı merak edip bakacağız. Kur'an'dan bize neler çıkarılıyor, ne anlam veriyor? Buna bakmamız lazım. Şimdi birçok ayette Efendimiz'e tabi olmaktan bahsediyor. Mesela Ali İmran suresi 31. ayet. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ. De ki Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِ. De ki Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, ki Allah'ı sevmeyen Müslüman yoktur. Allah'ı seviyoruz değil mi? Seviyor muyuz? Öyleyse fettebiûni diyor. Bana tabi olun diyor Allah Resulü. Allah'ı seven otomatikmen onun Resulüne, elçisine de tabi olacak ki bununla ne elde edeceğiz? Yuhbibkumullah. Allah'ın Resulüne tabi olmakla bir, Allah bizi sevecek. Yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. İki, ve yagfir lekum zunubekum. Günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Allah Resulünü sevmek sayesinde biz iki tane nimete birden eriyoruz. Birincisi, birinci nimet, Allah'ın da bizi sevmesi nimeti. İkincisi de Allah'ın bizim günahlarımızı bağışlaması nimeti. Bir Resulullah'ı sevmek. Ama bu sevgi tabii ki içi dolu olacak. Kuru kuruya sloganik bir sevgi olmayacak. İçi dolu olacak yani. Evet. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir.
Yine aynı surenin 132. ayetinde ve atiyullahu ve rasulahu leallekum turhamun. Allah ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunursunuz. Merhamet olunasınız. Demek ki Allah'ın merhametine ulaşabilmek için Allah'a ve onun Resulüne itaat etmek durumundayız. Yine Nisa suresinin 80. ayetinde men yuti'ur rasule fakat ata Allah. Kim Allah'a ve Allah Resulüne itaat ederse fakat ata Allah, Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi yüksek bir makamdan bize bir elçi gelse, reisi cumhur bize bir elçi gönderse, daha iyi anlaşılsın diye somut örnek veriyorum. Reisi cumhur bize bir elçi gönderse, bu elçiye biz hürmet edip ağırladığımız zaman kime hürmet etmiş oluyoruz? Gönderene, gönderen makama. Peki hakaret ettiğimiz zaman, önemsemediğimiz zaman yine makama, o gönderilen makama. Allah Resulü de Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna göre ona itaat etmek, ona tabi olmak, o gönderen makama hürmet etmek, tabi olmak ve itaat etmek anlamına geliyor. O yüzden لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ diyor. Böylelikle merhamet olursunuz diyor. Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetinde ise ya eyyühellezine amenu ittegullah. Ey iman edenler, ittegullah. Ne demek ittegullah? Böyle dinlemeyin işte abi. 500 defa anlattım şu kürsüde. 9 aydır. İttegullah. Dilimde tüy bitti. İttegullah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah'a karşı nasıl kulluk yapılması gerekiyorsa öyle yapın. Günahlardan korunun gibi. Takva kelimesini kökünden söylüyorum. En basit manasıyla Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kime söylüyor bunu? Bize söylüyor. Ey iman edenler. Ve kulu kavlen sedide. Ve dost doğru söz söyleyin. Yalan söylemeyin. Eğri büğrü söylemeyin. Yuslih lekum. Böylelikle doğru söz söyleyerek. Yuslih lekum amalek. Allah işlerinizi düzeltir. Doğru söz söyleyen, doğru insan Allah işlerini düzeltir. Ve yagfir lekum zunubekum. Ve günahlarını da bağışlar. Ve men yuti'illah ve rasulehu. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse fakat feze fevzen azime. Büyük bir kurtuluşa, büyük bir başarıya ulaşmıştır. Büyük bir başarıya. Demek ki Allah ve Resulüne itaat eden başarmıştır. Başardı. Bu işten alnının akıyla çıkarak başardı. Başardı ne demek? Cennetin yoluna girdi demektir. Değil mi? Cennetin yoluna girdi demektir. Haşer suresinde biraz önce de atıfta bulunduğumuz 59 numaralı surenin 7. ayetinde وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Bu ayet-i kerimenin bağlamı direkt Allah Resulü'nün sünneti olmasa da o manada var yani. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ. Allah Resulü, Resulü size neyi verdiyse onu alın. Neyi de yasakladıysa ondan uzak dur. Ona itiraz etmeyin. Ama bugünkü Müslümanlar biraz küstahlaşıyor maalesef. Dini bir hüküm söylüyorsun, bir ayet söylüyorsun. Adam itiraz ediyor. Lan kitabın ortasından okuyorsun, hadisten okuyorsun. Tık. Ha, kalpler katılaşmış, kayalaşmış. Tesir etmiyor. Senin kitaptan okumanın hiçbir anlamı yok adamın için. Adamın kafasında bir doğru var. Şeytan iyice parmağına dolamış onu. Şeytan. Onun vahiy aldığı kaynak şeytan. Şeytan da vahiy getirir insanlara. Yani bir takım vesveseler, bir takım efendim onları bozmak için. O ilham zanneder onu ama şeytanın ilhamıdır. Onun ilmihali şeytanın ilmihalidir. Dolayısıyla sapık bir yolda olduğunu farkında bile değildir. O yüzden Müslüman Allah ve Resulü bir konuda bir söz söylediği zaman ne yapacak? Orada duracak. Madem Allah söylemiş, madem Allah ve Resulü söylemiş, bize düşen amennâ ve saddaknâ demek olmalıdır. Değil mi? İtiraz etmek değildir ya. Yani. Hocam ama öyle de böyle de deyip kılavuz uyduruyor şöyle. Hemen kıvırma kardeşim ya. Senin kafana uymuyor diye.
Benim mantığıma uymuyor diyor lan. Her şey senin mantığına uymaz ki. Mantığımıza uymayan neler var neler. Bizim mantığımıza uymuyor diye bu dinin hükümlerini ayağımızın altına alamayız. Değil mi? Bana göre böyle. Sana göre olmaz. Allah ve Resulüne göre olur. Kısaca bizden Resulullah'a uymamız, onun sünnetini hayatımıza tatbik etmemiz istenmektedir. O halde muhterem Müslümanlar, Efendimizin hayatını bilmek durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından haberdar olmak. Peki ne kadar haberimiz var? Yoklayalım kendimizi şimdi, bir test edelim. Şimdi evimizde 10, 11 yaşında, 12 yaşında daha da küçük çocuklarımız var değil mi? Filan takımın 11'ini say dediği zaman sayıyor değil mi? Sayıyor mu? İtalya'nın ilk 11'ini sayan çocuklar biliyorum ben. Türk Müslüman çocuklar. Türk takımını bırak İtalya'yı sayıyor, Fransa'yı sayıyor. Adlarını. O kadar seviyor ki forma alıyor, önünde arkasında o futbolcunun adı yazıyor. Ben lise talebesine sordum, peygamberin adı ne dedim. O ne ki diyor. Türkiye'de. İlk öğretim değil, lise. Burada da nasıl onu bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Efendim yani bir Müslüman çocuk, Müslümanın çocuğu peygamberini bırak hayatını bilmeyen, adını dahi bilmeyenler çıkıyor. Adını. Dolayısıyla çocuklarımızı, tabii kendimiz başta olmak üzere, çocuklarımızı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öğretmeliyiz. Bak Türkiye'de güzel bir adım atıldı. Allah Resulü'nün hayatı okullarda seçmeli ders oldu değil mi? Bunun siyer dersi yani. Kur'an kurslarında öğrettiğimiz siyer, Efendimiz'in hayatını anlatan siyer dersi okullarda seçilmeli ders haline getirildi. İnşallah Müslümanlar itibar eder, seçer de okutulur. Seçilmese okumayacak yani. Seçmeli yani. Seçersen okuyacaksın. Belli bir sayısı olması gerekiyor. Bir sınıf oluşturacak kadar yani. İnşallah oluşur değil mi? Uyanık olmak durumundayız yani. Efendimiz'in hayatı. Efendimiz'in hayatı bizim için model. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Şüphesiz Allah'ın Resulü'nde ne vardır? Sizin için güzel örneklikler vardır. Model insandır o, model. Çocuklarımız Allah Resulü'nü model almak, biz onu model almak zorundayız, durumundayız. Filan topçuyu, filan popçuyu değil ya. Çocuklarımıza öyle abuk subuk, affedersiniz, öyle abuk subuk isimler koyuyoruz ki yani. Ya ne oldu, Enes koysan ne olur? Hasan, Hüseyin gibi güzel isimler, Ahmet, Mehmet, Muhammed gibi, Ayşe, Fatıma, Hatice, öyle yani şu anda hatırlayamayacağım, zaman zaman bize geliyor. Hocam çocuğuma şu ismi verdim diyor. Verenden sonra geliyor, nüfusa geçenden sonra. Nasıl diyor? Berbat diyorum, değiştir istesin. Hocam Kur'an'da yazıyormuş. Doğru, Kur'an'da yazıyor da Kur'an'da Firavun da yazıyor. Ne olacak? Yani Kur'an'da yazan her şey mübarek mi olur? Ebu Leheb de yazıyor değil mi Kur'an'da? Yazıyor mu? Nerede yazıyor Ebu Leheb? Kim söyleyecek? Ebu Leheb nerede yazıyor? Ha? Tebbe suresi. Osman, aferin. Tebbet yede ebi lehebi ve tebbe. Adına müstakil sure ya. Leheb suresi ya. Ebu Leheb'in suresi ya. Mübarek mi Ebu Leheb şimdi? Mübarek mi adam mı ya? Yok. O zaman biraz da kafamızda kullanacağız. Aklımızda kullanacağız. Kur'an'da geçen her şey mübarek olmaz. Hani verdiği isimler neyse. Kur'an'da Ebu Bekir yok mesela. Var mı? Yok. Ali, Osman var mı? Yok. Bunlar mübarek değil mi? Onlar mübarek oğlu mübarek değil mi? Ama Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da bir sahabenin ismi geçiyor. Kim? Kim söyledi? Zeyd. Evet, Zeyd. Dolayısıyla Kur'an isim ansiklopedisi değildir. Böyle çocuklarımıza karşı da sorumluluklarımız vardır. Efendimizin hayatıyla ilgili sünnetini bilmemiz lazım. Yani hayatını ezberlemek değil gayemiz. Sünnetini iyi bil. Şu klimaları bir açar mıyız? Uğur. İçeri bayağı sıçıkladı. Şimdi birkaç örnek Efendimiz'in hayatından, sünnetinden, hadislerinden birkaç örnek sunalım sizlere. Mesela Efendimiz İmam Buhari'de geçen, Buhari'nin sahihinde geçen bir hadiste. El-Müslim, akıl-Müslim, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Diyor. Dolayısıyla Müslümanım diyen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kardeştir. Siyahı da, beyazı da, Türk'ü de, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Avusturyalısı da, İngiliz'i de, Afgan'ı da, Hindi de, Japon'u da nedir?
kardeştir. Allah Resulü öyle yapmıştır. Kur'an öyle yapmıştır. Hucurat suresinde innemel mu'minun ihvetun fe aslihu beyne ahavaykum. Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler diyor değil, kardeştirler. Dolayısıyla bizi kardeş yapan nedir? Nedir bizi kardeş yapan? Kan bağı mı? Irk bağı mı? Değil ya. Din bağı, iman bağıdır. İman birlikteliği bizi kardeş yapmıştır. Dolayısıyla buradan şunu da söyleyelim. Allah Resulü ırkçılığa savaş açmıştır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü, Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır. Hucurat suresinde yine ne diyor? İnne ekremekum indallahi etkâkum. Allah katında en üstününüz, en şerefliniz filan ırktan olan, filan sülaleden, filan kabileden olan değil, Allah'tan en çok korkan, Allah'a en iyi kulluk yapandır. En üstünümüz kimmiş? Allah'tan en çok korkan kişidir. Bu bağlamda simsiyah bir köle iken azat edilen Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bizim başımızın tacıdır değil mi? Dolayısıyla Müslüman ırkçı olamaz. Olmamalıdır. Kardeştir Müslümanlar. La yazlimuhu ve la yuslimu. Ona zulmetmez ve zulme teslim etmez. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَخِي كَانَ اللّٰهُ فِي حَاجَةِهِ. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da o kişinin bir ihtiyacını giderir. Bak, Allah diyor ki benim ihtiyaç sahibi kulumun ihtiyacını giderirsen ben de senin bir ihtiyacını gideririm. Bu ihtiyaç ne olabilir? Maddi de olabilir, manevi de olabilir. Allah kefildir. Yani benim fakir kullarıma yardım et, ben de sana yardım edeceğim diyor. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kim bir Müslümanın sıkıntılarını giderirse, sıkıntılarından birini giderirse, Allah da o kişinin kıyamet günü, kıyamet sıkıntılarından birini giderecek. Kıyamet sıkıntıları neler olabilir? Kim söyleyecek? Kıyamette ne gibi sıkıntılar olabilir mahşerde? Öyle ki, öyle sıkıntılar olacak ki, Allah-u Teala Kur'an'da biz peygamberleri ve onun ümmetini, ümmetlerini elbette hesaba çekeceğiz diyor. Peygamberler ümmetlerinin başında hesaba çekilecekler. Dolayısıyla hesap zor olacak. Efendimiz Hazreti Ayşe'ye diyor ki herkes çıplak olarak haşir olunacak. Ayşe validemiz de gayet normal bir şekilde ya Resulallah kimse kimseye bakmayacak mı diyor. Dünya kafasıyla düşününce bakarsın değil mi? Çıplak bir, herkesin çıplak olduğu, uryan olduğu bir ortamda kadın erkek, karışık, sayısını bilemediğin o kadar çok insan. Dünya kafasıyla düşündüğün zaman doğru, birbirine bakarsın. Ama orada öyle bir derdin olmayacak. Ya Ayşe hiç merak etme, kişinin öyle derdi olacak ki, öyle sıkıntısı olacak ki, kimse kimsenin farkına bile varmayacak. Kimse kimseyi görmeyecek. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Ne demek? O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, çocuklarından kaçacak. Kimse kimseyi tanımayacak. Kimse kimseye yardım etmeyecek. Herkesin derdi acaba benim amel defterim sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek? Beni nereye götürecek? Ben cennete mi gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Arasat'ta mı kalacağım? Bunların derdinde olacak. Yine Efendimiz öyle mahşer sıkıntısı olacak ki diyor, kişinin diyor terden bir rivayete göre ayak bağına, topuklarına kadar tere batacak. Bir rivayete göre bu biraz çokluktan kinayedir. Kulak memelerine kadar diyor tere batacak diyor. Terleyecek diyor. O kadar zor olacak yani. Kolay olmayacak. Dolayısıyla bu kıyamet sıkıntılarından bir nebze kurtulabilmek için dünyadaki sıkıntıya düşmüş kardeşlerimizin de sıkıntılarından birini giderirsek Allah oradaki bir sıkıntılarımızı da ona karşılık ne yapacak? Giderecek. Yani burada yaptığımız iyiliğin karşılığını nereden alacağız? Ahirette. Zaten ahirette almak için uğraşıyoruz. Hemen burada yok. Asıl yurt, asıl ölümsüzlük yurdu, asıl mükafatını göreceğimiz yer öbür taraftır. Veresiye gibi görünüyor ama değil yani. Evet.
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o kişinin ayıplarını örter. Burada kötülüğü, günahı, ayıp denecek şeyleri toplumda yaymamak anlatılıyor. Günahı teşhir etmemek lazım. Mesela televizyonlarda, gazetelerde vesaire cinayet haberleri, adam öldürmeler, tecavüzler vesaire çok anlatıldığı zaman o günah daha da yaygınlaşıyor, biliyor musunuz? Daha da çoğalıyor. Meşrulaşmış oluyor çünkü. Onları ne kadar toplumda yaygın olarak anlatılmazsa, gösterilmezse o azalır. Bu böyledir, böyle bilinmelidir. Efendim, kim bir Müslümanın ayıplarını örterse Allah da o kişinin ayıplarını örter diyor. Muhterem Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakın zirvesindeydi. Ve inneke le'ala hulugin azim diyor. Sen büyük bir ahlak üzeresin ey Muhammed. Kalem suresinin 4. ayeti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedik ki bizim için model insandı. Peygamberlik gelmeden önceki adı neydi? El-Emin dedi. El-Emin ne demek El-Emin? Güvenilen kişi. Emniyetli adam demek. Emniyet oradan geliyor. Emin'den geliyor. Emniyet. Güven demek. Güvenden geliyor. Emniyet. Emniyet adamı. Emniyetli kişi. Güvenli kişi. Güvenilir kişi. O zaman şu soruyu soralım. Biz Müslümanlar ne kadar güvenliyiz? O zaman Efendimizin Müslüman tarifine bir bakalım. Efendimiz Müslümanı nasıl tarif ediyor? Bu tarifin içine biz giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Efendimiz bir Müslüman tarifi yaptı da biz bunun içine girebiliyor muyuz? El Müslimu, Müslüman şu kimsedir. Men selimel Müslimune min lisanihi ve yedihi. Diğer insanların Müslüman şol kimsedir ki diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişi. Benim elimden ve dilimden diğer kardeşlerim, komşularım, arkadaşlarım, toplum emin ise bu tarife giriyorum ve Efendimizin tarif ettiği Müslüman tipinin içine giriyorum demektir. Ama yok, elimden emin değiller, dilimden emin değiller. Elim ile ve dilim ile zarar veriyorsam Müslümanlara, komşuma, sokağıma, caddeme, arkadaşlarıma zarar veriyorsam elim ile ve dilimle. Elle nasıl olur? Hırsızlık yaparak, ne bileyim döverek, zulüm ederek. Dilimle nasıl olur? Söverek, yalan söyleyerek, dedikodusunu yaparak, gıybetini yaparak, birbirine katarak vesaire. Bunlarla zarar veriyorsam ben kamil manada mümin değilim arkadaş. Şimdi bunu kendimize test edelim. Biz elimizle ve dilimizle başkalarına zarar veriyor muyuz? Vermiyor. Yani diğer insanlar bizden yılandan kaçıyor gibi kaçıyor mu, kaçmıyor? Şu örneği her zaman veriyorum. Yeri geldi yine vereyim. Bir tatile giderken evinin anahtarını komşuna verebiliyor musun, veremiyor musun? Herkes çık çakıyor. Ben veriyordum Allah'a şükür. Öyle bir komşumuz vardı. İşlediği gibi anahtarı veriyordum. Güveniyordum. Güven adamıydı. Anahtarı komşuna gönül rahatlığıyla, komşu anahtar sende kalsın, evi havalandırırsın falan gibi işte şeyler söyleyebiliyorsak, yani komşumuza güveniyorsak o komşumuz el emin demektir, güvenilir adam demektir. Aynı şekilde o komşun da sana anahtarı veriyorsa, verebiliyorsa sen de el emindir. Bu bir basit bir örnek komşuluk ilişkinde. Yani bu söylediklerim Müslümanlar arasında. Gayrimüslimlere zaten katmıyorum şu anda. Yani Müslümanın da Müslümana güvenmesi, bu güveni tesis etmemiz, el-emin olmamız bize Allah Resulü'nden öğretiliyor. Onun tarafından öğretiliyor ve kendisi de bunu tatbik etmiştir. Kendisinden nasihat isteyen birisine diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Resulullah bana bir nasihat et. Efendimiz az ve öz söylemiştir. Kul âmentü billâhi festakim. Sonra de ki âmentü billâhi festakim. Allah'a inandım de dost doğru ol diyor. İnandım de dost doğru ol diyor. İmanını üzerine
dürüstlüğü bu yani. Efendimiz bu hususta malumlarınız şeyyebetni surete Hud'in demiştir. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Efendimiz'i Hud suresi kocatmış. Nedendir o öyleyse? Yani Hud suresinin özelliği ne ki? Oradaki hangi ayet Efendimiz'e dokunuyor, Efendimiz'i böyle kara kara düşündürüyor, ihtiyarlatıyor sizce? Kim söyleyecek? Festaqim kema umirte ve men tabe ma'ke ayeti, 112. ayet Hud suresinde. Ey Muhammed, sen beraberindeki tevbe edenlerle birlikte dost doğru ol, emrolunduğun üzere dost doğru ol, yamuk olma, dürüst ol diye bu ayet-i kerime Efendimiz'i beni kocattı demiştir. Dürüst olmak zordur. Zor. Azıcık bir dünya menfaati gördüğü zaman hemen yamulanlar vardır. Hemen yalana yalan katanlar, yalancı şahit yapanlar, yemin edenler, bir mal satacak başlıyor vallahi de billahi de şuradan aldın diyor, kurtarmıyor falan filan. Ya niye yemin ediyorsun ya? Yemin etmesen satılmaz mı? İlla yemin edecek. Yalan yere yemin ediyor bir de. Dolayısıyla 3-5 kuruş menfaat için yamuluyor. Dürüstlüğünden taviz veriyor. Devam edelim. Bir 10 dakikamız kalmış. Ela unebbikum bi ekberil kebair. Size diyor, kulaklarımıza küpe olsun. Konumuz neydi? Hayatımızın inşasında sünnetin yeri. Hayatımızın alanında, hayatımızda sünnet ne kadar var? Allah Resulü'nü ne kadar duyuyoruz, ne kadar işitiyoruz, ne kadar seviyoruz, onun sünneti hayatımızda ne kadar var? Yoksa kuru kuruya ben Resulullah'ı seviyorum, günde 500 defa, 1000 defa salavat okuyorum hocam demekle Allah Resulü'nün sevmiş olmayız. Şimdi okuyacağım ayete, hadis-i şerife bir bakalım. İmam Buhari'nin sayında geçiyor. Ela unebbikum bi ekberil kebair. Size günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah, söyle. Büyük günahları sayıyor. Bir, el işraku billah. Nedir? El işraku billah. Bir numaralı kebair, bir numara. Şirk. Ortaklığı Allah inancı. Ortaklığı Allah inancı. Bakınız, müşrikler de Allah'a inanıyor. Allah bize Allah'a inanmamızı değil, Allah'a doğru dürüst inanmamızı istiyor. O yüzden Allah'a her inanan mümin olsaydı müşrikler de mümin olmalıydı. Çünkü müşrikler de Allah'a inanıyor ama onlarınki sulandırılmış bir Allah inancı. İçinde putlar da var. Yedek ilahlar var. Yedek ilahlar. Bugün parayı ilah yerine koyan adam müşriktir. O manada. Çünkü onun Kâbesi, onun putu paradır. Dolayısıyla el işrakü billah, Allah'a şirk koşmak. Allah'ın affetmediği en kızdığı günah. Ve hukukul valideyn. Ne demek? Ve hukukul valideyn. Ana babaya isyan etmek. Ana babaya itaat etmemek. İki numaralı şirk, günah. İki numaralı büyük günah. Üçüncüsü, ve bunu söyledikten sonra sahabe-i kiram diyor ki, bu iki şeyi söyledi. Efendimiz bunu söylerken biraz böyle yaslanıyormuş bir sedire, bir yere doğru ki celese ve kâne müttekiyen, oturuyordu ve kalktı diyor. Bu iki şeyi söyledikten sonra Allah Resulü yerinden kalktı ve oturdu, şöyle biraz daha ciddi oldu. Dedi ki elle ve gavlu zûr, dikkat edin, bir de yalan konuşmak ve yalancı şahitlik etmek vardır. Yalan konuşmak. Üç numaralı büyük günah neymiş? Yalan konuşmak. Hocam yalandan kim olmuş diyor ya. Ne var diyor. O kadar basit söylüyor yani. Yani Allah büyük günahları sayarken Allah Resulü bak üç numaraya neyi koyuyor? Yalan konuşmayı. Öyle ki el işraku billah ve hukukul valideyn, iki tane büyük günah saydıktan sonra üçüncüyü sayarken daha yaslandığı yerden kalkarak dikkat edin diyor böyle. Bir de yalan konuşmak vardır diyor. Bunu söylüyor ki o kadar çok söylemiş ki, sahabe öyle diyor hadisi rivayet eden, o kadar çok tekrar etti ki bu cümleyi, en son cümleyi, içimizden dedik ki ulan keşke sussa dedik diyor. Keşke sussa dedik diyor. Çok söylemiş böyle.
yalan konuşmak, yalan konuşmak, yalan konuşmak diye söylemiş. Sahabe-i kiram öyle demiş. Bir başka hadis: Ragime enfu raculin, ragime enfu raculin, ragime enfu raculin. Ne demek? Kim bu hadisi duymuştursunuz. Yani bu cümleyi. Ragime enfu raculin. Burnu yere sürtülsün o adamın. Araplarda bir tabirdir bu. Burnu yere sürtülsün. Biraz beddua gibi bir şey. Sahabe-i kiram, ya Resulullah, kimin burnu yere sürtülsün? Kimden bahsediyoruz? Kimdir o adam? Men edreke ebevayhi indel kibari ahaduhuma evkileyhime felem yedhulil cennet. Anne babası yanında ihtiyarlayıp da cennete gidemeyen adamın burnu yere sürtülsün. Anne babası yanında ihtiyarlayıp bu anne babasının sayesinde cennete gidemeyen adama yuh olsun. Ne demek istiyor? Öyle bir fırsat var ki elinde, anne baban sayesinde sen ona itaat etmekle, hürmet etmekle, ona hizmet etmekle sen aslında cennetin anahtarını aldın demek. Çünkü el cennetu tahta ekdamil ümmehat diyor bir başka hadiste. Cennet anaların ayakları altındadır. Annemiz cennetimiz veya cehennemimiz değil mi? Veya cehennemimiz. İtaat edip hürmet edersek cennetimiz olur. Tersi olursa sığınma evlerine, bilmem ne evlerine, huzur evlerine, darül ecezeye, şuraya buraya götürürsek veya kardeşler, bazen kardeşler arasında taksimat yapılıyor. Kardeşim bir ay sen bakacağım, bir ay ben bakacağım diyor. Tabii ki karılarına söz geçiremiyorlar, ayrı mesele. Hanım diyor ki öğüt diyor, bakamam diyor. Öyleleri de var, Allah öyle eylemesin. Yani bazen hiç kimse bakmıyor, arada kalıyor zavallı. En sonunda ne yapıyor? Gidip Darül Aceze'ye veya bir başka yere bırakıyor. Televizyonda çok gördük. Teyze diyor, senin çocukların yok mu? Var. Nerede? Filan yerde memur, filan yerde müdür. Sen ne arıyorsun burada? Getirle beni buraya bıraktılar. Para vardı. Ya. Bunlar cehenneme yavaş yavaş efendim ne hazırlıyorlar kendilerini? Cehenneme hazırlıyorlar. Evet, anne babasının ihtiyarlığına yetişip de cennete gidemeyen adamın vay haline. Devam edelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından. Le'aner Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akiler riba ve mukilehu ve katibehu ve şahideyhi ve gâle hum sevâun. Buhari'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene, bu muameleyi yazan katibe ve şahitlerine lanet etti. Bir not, bu hususta bir not dikkatimi çekiyor. Sizin de çektiğini bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde Allah'a savaş açmaktan bahsediyor. Tek bir yerde. O da faiz yiyenler şunu bilsin ki fe'ezenu biharbin minallahi ve rasulihi. Adresini söyleyeyim. Bakara suresinin 275. ayetinde fe'illem tef'alu, ondan önce faizden bahsediyor. Kim bırakmazsa fe'ezenu biharbin minallahi ve rasulihi. Bilsin ki Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiş, savaşmış, savaş haline girmiştir diyor. Şimdi ayet-i kerimede bunu anlıyoruz. Demek ki Allah bir zümreyle, Allah ile bir zümre savaş halindedir. İkinci bir savaş ilan edilen yer var. O da hadislerden anlıyoruz. Hadislerden. İnna Allah Teala gâle men âdâ li veliyyen fekad âdentuhu bil harb. Kim benim veli kullarıma düşman olursa ona savaş ilan ederim. Demek ki iki hususta Allah ve Resulünün savaş hali olduğunu anlıyoruz. Birincisi faiz yiyenler, ikincisi Allah'ın veli kullarına düşman olanlar. Demek ki Allah Resulünün hayat düsturlarından bize yansıyanlardan bir tanesi de bu. Efendim, zaman ilerledi, özetleyelim. Yine gıybet hususunda
Biliyor musunuz gıybet nedir diyor. Gıybet din kardeşinden onun hoşlanmayacağı şekilde bahsetmendir. Ya Resulallah, o söylediğim onda varsa, varsa zaten diyor gıybet. Yoksa iftira artı gıybet. İki günah birden. Söylediğin varsa gıybet, yoksa zaten iftira etmiş olursun diyor. Hazreti Ayşe bir gün Safiye validemiz, Efendimiz'in diğer eşi, Safiye validemiz için diyor ki Efendimiz'e, senin Safiye var ya diyor, onun boyu çok kısa diyor. Onun boyu sana kısa olarak, onun boyu sana yeter diyor yani. Kısa boyludur diyor. Efendimiz kızıyor, morali bozuyor. Diyor ki Ayşe, öyle bir şey söyledin ki eğer söz denize karıştırılsaydı deniz bulanırdı diyor. Bu söz denize dökülseydi deniz bulanır, suyunu bozar, buz bulanık bir su haline gelirdi diyor. Efendim vakit ilerledi. Bir hadisle bitireyim inşallah. Efendimizin bir hayatımıza yansımalarını anlatıyorduk değil mi? Sünnetin hayatımıza yansımaları. Yani hayatımızın inşasında sünnet. Efendimizin çocukları ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Bir gün Akra bin Yabis olayını hatırlayın. Akra bin Yabis ismi sahabi Efendimizin çocukları öptüğünü, kokladığını, kucakladığını görünce, ya Resulallah siz çocukları öper sever misiniz? Evet diyor. Vallahi benim 10 tane çocuğum var, hiçbirini öpmedim diyor. O zaman diyor ki Allah senin kalbinde merhameti söküp almışsa ben ne yapayım diyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyor. Efendimizin hayatımıza yansımaları, çocuklarımızı sevmemiz, öpmemiz, okşamamız Efendimiz'den de aynı zamanda bize miras kalmıştır. Efendimiz, bakınız kız çocukları toplumda hala 21. yüzyılda kız çocukları %100 adam yerine konulmuyor, iddialı söylüyorum. Bunun bilinçaltımızda hala etkileri var. Adamın 4-5 tane kızı var, hala erkek bekliyor veya hala böyle morali bozuk, hala toplumda böyle bir beklenti var. Efendimiz Hazreti Fatıma yavrusu kapıdan içeri girdiği zaman ayağa kalkardı böyle. Elini öper, alnını öper, öyle oturtturur. Bir baba kız çocuğu için ayağa kalkar. Hangimiz kalkıyoruz? Var mı örneği içimizde? Yok. Öyleyse Resulullah'ı sevdiğimizi iddia eden bizler onun çocuklarına, özellikle kız çocuklarına nasıl muamele ettiğini görelim. Bir şey daha var. Bir gün Hasan'la Hüseyin'i sırtına bindirmiş böyle mescitte veya evinde tam bilemiyoruz. Oynuyorlar. Sırtına bindirmiş böyle at gibi, yani at gibi oynuyorlar. Yani atçılık oynuyorlar. Hazreti Ömer içeri giriyor. Ne güzel bineğiniz var diyor. Efendimiz'i tavsiye ediyor. Ne güzel bineğiniz, atınız var diyor. Efendimiz de ona daha güzel bir muamele ediyor. Diyor ki ne güzel süvarileri var diyor. Ömer Hazreti Efendimiz'i taltif ediyor, övüyor. O da sırtındaki Hasan'la Hüseyin'i taltif ediyor. Ne güzel süvariler onlar diyor. Evet, bir gün yine Hasan'la Hüseyin'den birisi mescitte Efendimiz minberde hutbe okurken Hasan'la Hüseyin mescidin kapısından, ikisinden biri, Hasan da olabilir, Hüseyin de hatırlamıyorum tam, ağlayarak mescitten içeri giriyor. Efendimiz minberden iniyor aşağı, onu kucağına alıyor. Kucağındayken hutbesini okuyup aşağı iniyor. Biz böyle yapsak ne yaparsınız? Şikayet yağmuruna tutarsınız ortalığı. Vuy nasıl hutbe okudu falan. Çoktan ben gitmeden Atip Genel Merkez'e şikayet yağar. Neyse. Bu Efendimiz hayatından kesitler anlatmaya çalıştık. Toparlayalım inşallah. Şimdi aziz cemaat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmek sadece onu ben seviyorum demekle olmaz. Hayatımızda, evimizde, sokağımızda, iş yerimizde Efendimiz olsa bu işi nasıl yapardı diye düşüneceğiz. Ben hep şu örneği veriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapınızı çalsa, selamun aleyküm ben Allah'ın Resulü Muhammed dese bir gece ne yaparsınız? Ulan sen nereden çıktın? Daha evimiz hazır değil. Evimizde kızlarımız, kadınlarımız namaz kılmıyor, açık saçık. Televizyon bak karışık. Onu da kapatmaya fırsatımız yok. Az beklesen kapıda. Sonra içeri alırız mı diyeceğiz. Ne diyeceğiz yani? Ya evimizdeki İslami havayı sorgulamaya çalışıyoruz. Allah Resulü evimizde misafir olur mu? Olabilir mi yani? Yani misafir olursa ne yaparız? Ne yaparız? En güzel yataklarda yatırırız. En güzel kanepelerde,
En güzel yemekleri ki Allah Resulü onları istemiyor arkadaş. Allah Resulü'nün yattığı bir hasır, mübarek vücudunda izleri kalan bir hasırla yatmıştır. Günlerce aç kalmış, karnına taş bağlamış. Dolayısıyla bunlara itibar etmez. Ya neye itibar eder? Evinde Allah ve Resulü'nün memnun olacağı bir ev var mı? Bizim Müslüman kızlarımız gayrimüslim kızlardan daha çıplak geziyorsa bugün Viyana'da, çok örneği var. İçinizde varsa alının lütfen. Alının diye söylüyorum. Allah ve Resulü'nü seviyorum demekle kuru kuruya olmaz. Bir misal daha veriyorum. Daha önce de verdim. Düğün yapıyoruz. Düğünümüzde Allah Resulü'nü davet edebilir miyiz? Bir kart da ona gönderebilir miyiz? Deneyin bak. Allah Resulü düğününe gelse ne yaparsın? O düğününü hayal et. Oraya Allah Resulü geldi. Çağırabilir misin? Evet. Bitirelim inşallah.